Sevgili izleyiciler, Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Klasik Otomobil Sergisi geçtiğimiz cumartesi günü Lefkoşa'daki tarihi Selimiye Meydanı'nda yapıldı. En büyük açık hava otomobil sergisi olma özelliğini taşıyan Selimiye Meydanı'ndaki klasik otomobil sergisi büyük ilgi gördü. Evet sevgili izleyiciler, bugün çok özel bir etkinlikteyiz. Neredeyiz? 6. Klasik Otomobil Şeni'ndeyiz. Ve gördüğünüz gibi bir tarihe damgası vurmuş o muhteşem arabalar, o klasik arabalar şu anda sergiye sunuldu. Evet, bizler de paparazzi ekip olarak bu yaşanan güzelliği, coşkuyu size aktarmak istedik. Evet, dilerseniz bu muhteşem arabaları yakından izleyelim. Sabah saat 9'da başlayan 6. Klasik Otomobil Sergisi öğleyin 14'te sona erdi. Yüze yakın klasik otomobilin ve motosikletin katıldığı sergi turistlerin de büyük beğenisini topladı. Bu özel günde klasikçiler bakalım paparazzi kameralarına neler söylemiş izliyoruz. Siz de böyle klasik meraklısı bir motor seversiniz. Motorumuz hakkında biraz bilgi, hangi döneme damgasını vuran bir motosiklettir? Bu motor markası Ariel. Bunu ben 8 sene evvel aldım. Yani. 1,5 senede kurdum. Zor bir süreç değil mi? Çok zor tabii, çok zor. Parça bulmak zor. Bunu sürmek bile zor. İşletmek de zor. İşledim mi görelim bakalım. Siz işledim ya. ...1940 model Ariel marka motosiklet. Evet, bir döneme damgası vuran bir motor sevgili izleyiciler. Şimdi bakalım sesini duyalım bir. Tabii işlerse. Söylediği kadar var. İşletmek de zor, sürmek de zor. Evet sevgili izleyiciler, görüyorsunuz klasik otomobil şöleninde gibi klasik motorlar da yerini aldı. Gördüğünüz gibi bu klasik motorların o muhteşem ses eşliğinde bu şeni sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Çok güzel. Tutkuyla bakıyorsunuz böyle, izliyoruz sizi. İnsan istese de bulamayacağı için burada görünce hayran hayran bakıyorum. Sizin var mı klasik arabanız? İlgim var. Ama arabam yok. Ne sahip olmayı düşünüyorsunuz? Zengin olunca. En çok hangisini beğendiniz? En çok Mercedes'i beğendim. Bir de bu tabii çok güzel bir şey. Nereden geliyorsunuz? İstanbul. Dilçin buradasınız herhalde. Diyebiliriz evet, hafta sonu.
Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Tarihe damgasını vurmuş otomobiller bu sergi sayesinde görücüye çıktı. Klasik otomobil sergisini ziyaret edenler gördükleri karşısında oldukça etkilendiler. Klasik arabayı kendine bir yaşam tarzı olarak alt eden sevgili Levent yanımızda. Evet Levent, senin de klasik arabalara büyük bir ilgin var ve klasik araban da var. Evet, bugün güzel bir şöyle ne söylemek istiyorsun? Vallahi biz bayağı bir çok mutluyuz bugün. Ne için dersen bizim en büyük tevkimiz bugün burada hep beraber toplanmak. Birbirimizden fikir alışverişi yaparak. Yok o parça değişeydi buydu falan filan. Çok zevk alıyoruz bu işte. Bir şunu sormak istiyorum sevgili Levent. Klasik araba sahip olmak büyük bir külfet mi? Vallahi yani bizim halkımız aslında iyi konuya değindin. Korkuyorlar bu işten ama zevk alırsan hiç zor değil. Çok büyük de masrafları olduğunu düşünmüyorum ama ara sıra ısırır yani. Senin için en büyük keyif nedir? Yani hafta sonu işte ailenle bu klasik araba bir tura mı çıkmak yoksa tamamen böyle görünüş olarak mı? Vallahi tabii ki tur atma önde gelir. Nasıl bakıyor insanlar, ne diyorlar arabayı görünce, klasik arabayı? Tabii şaşırıyorlar çünkü her zaman görülebilecek bir arabalar değil yani. Ve herkes yani tebrik ediyor. Çok iyi ettin de bu arabayı aldın. Keşke biz de alabilsek falan filan diye şeyler gelirler, geri dönüşler gelir yani. Evet seyirciler, şimdi bir başka klasik severin yanındayız. Kendisinde arabasının yanında yakaladık. Evet, siz tanıyabilir miyim? Pervin Hürelli. Evet Pervin Hanım, klasik araba sahip olmak nasıl bir duygu size? Evet, ben yeni sahip oldum aslında. Yaklaşık bir ay önce aldım. Hep içimde bir heves vardı. Uzun bir araştırmanın ardından şu an artık benim. Keyif aslında, bir hobi. Külfet getiriyor mu size? Yok, yani benim için seçtiğim markada öyle bir sıkıntı yok. Ancak insan keyif aldığı şeyi yaptığı zaman mutlu oluyor. Evet. Arabanız hakkında biraz bilgi verir misiniz? Benimki MGB'dir. 77 model. İki kişiliktir. Üstü açılabilen bir arabadır. Bu şekilde. Kaç model? 18 attır. 77 model. Benim doğum tarihim 8'de. Düşünün siz, ben 1970 yılında doğdum da bu araba o dönemin en iyi arabalarından biriydi. Çok ilginç bir şey oldu, bağlantı oldu. Kendisi benden yaşlı. Klasik işinde şunu anladım. Korumak lazım. Onlar çünkü korunması gereken bir şey. Keyifle kullanmak lazım. Burada birçok model var. Bugün hepsinin ayrı bir tadı var. Hepsinin ayrı bir havası var. Hepsinin bir ayrı hikayesi var. Ayrı bir hikayesi var. Ayrı bir anlamı var. Hepsi farklı farklı şeyler yansıtıyor bence. Evet, bugün burada olmak çok güzel. Gerçekten de çok önemli noktaya değindi sevgili klasik sever. Burada olan tüm arabaların bir hikayesi var, bir tarihi var. Ve tabii ki birçok araba birkaç sahip değişti. Ve o birkaç sahiple onun da yaşadığı hayat hikayelerini düşünüyorum sevgili izleyiciler. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Klasik otomobil severlerse sahip oldukları birbirinden değerli otomobilleri sergilemekten dolayı oldukça mutlu oldular. Klasik otomobil sergisindeki gezintimize devam ediyoruz. Rengarenk klasik otomobiller neredeyse ilk yıllarındaki görkemlerindeymiş gibi sergide yerlerini aldılar. Işıl ışıl parlayan klasik otomobiller gösterişleriyle herkesi büyüledi.
Meraklı bakışlarla sergiyi gezen otomobil severler bu tür etkinliklerin her zaman gerçekleştirilmesini istediler. Evet sevgili izleyiciler, görüyorsunuz bir döneme damgası vuran Volkswagen'ler de bir deyişle Vossus'lar da yerini almış durumda. Gördüğünüz gibi rengarenk Volkswagen'ler şöyle ne yapayım bir gizem katıyor. Evet hemen soluma bakacaksak sevgili izleyiciler. Çok ilginç bir Volkswagen var. Gördüğünüz gibi tatil modunda. Gördüğünüz gibi arabanın damında bavulu, arabanın kaputu üste bağlanmış ve tatile gitme hazırlığında olan bir arabamız. Baştan sona parlak görüntülere sahne olan 6. Klasik Otomobil Sergisi hem ziyaretçilerini hem de klasik sahiplerini oldukça mutlu etmeye yetti. Şimdi de yanımızda klasik otomobil ruhunu ailece yaşayan iki kardeş var. İki klasikçi kardeşin yanındayız sevgili izleyiciler. Onlar da bu şölene katılan isimler arasında. Evet, siz tanıyabilir miyim? Melekcan Gönenoğlu. Evet Melekcan Hanım, Vosfos arabanız veya da diğer birisiyle Volkswagen değilim. Araba, bu tür arabalara sahip olmak nasıl bir mutluluk sizce? Paha biçilemez, anlatılmaz bir şey gerçekten. Yani çocukluktan beri Hasan'dan böyle çok yani gerek oyuncak arabalarımız olsun gerek böyle hayallerimiz yani herkes top oynarken biz böyle klasik araba gördüğümüzde koşardık. Öyle bir çocukluğumuz geçti. Çok şükür ikimiz de hayallerimizi gerçekleştirdik. Mutluyuz. Yani kaç yılında aldınız arabanızı? Ben 2 sene önce aldım kendi arabamı. Hasan ne kadar sürdü modifiye işlemleri? Ya 1 sene ben aldığım gibi sürdüm, daha sonra istediğim gibi yapma imkanına eriştim arabamı, motorunu. Evet, kardeş size deneyim. Siz hanı değil mi? Hasan Kartaca Gönenoğlu. Evet, bilirdik. Çok güzel bir duygu. Yani herkes dedi gidip eski araba alma, yeni araba al, gezen, kliması olur, şey olur ama iyi ki gidip aldım. Hani bunu aldığım zevki diğer arabalarda almayacaktım büyük ihtimalle. Bu arabalarda bir natürellik var değil mi? Evet, böyle farklı bir havası var. Sanki böyle bir araba değil de sanki içinde bir ruh var. Yani bir araç değil, bir arkadaş gibi. Evet. Güzel vakit geçirilebilen bir araçtır kendisi. Evet. Hafta sonları geziyorsunuz değil mi bu arabalarla? Tabii ki tabii ki. Bir de kulüp kurduk. Cyprus Beetle Lovers diye bir kulüp kurduk. Onunla sürekli Cyprus Beetle Lovers çatısı altında sürekli geziler düzenliyoruz. Onun da Zaferburnu'na gidiyoruz. Girdik bir yola, gidiyoruz öyle. Yolda kaldınız mı Volkswagen'le? En güzel anılarımızdır diyebilirim size. Bir tane sana alır mısınız? Nerede kaldınız? Mesela Hasan ilk arabasını aldığı zaman bu seyri sefer olsun, muayene olsun dedim gideyim yanında beraber halledelim işleri. Dedim benzin göstergesi bozuktu da araba böyle çok kötü yani böyle gördüğünüz gibi değildi. Gerçekten böyle hurdacıdan alınmış gibi bir şeydi. Dedim ki Hasan lütfen benzin koy, ne olur ne olmaz yolda kalmayalım ablam. Tamam vardır dedi. Biraz sonra tekrar söyledim. Gene vardı, hallederik koyarak bilmem ne. Üçüncü de kaldık yolda ama öyle komik bir anıdır. Otostop yani çektiniz. Yok ittirdik. Yani ben. Nasıl ittirerek ne yaptınız yani? Kenara çektik. Sonra iki kardeş gittik bir en yakın benzinciden. Doldurduk devam yola. Yani güzel bir anı size. Ya ben çok keyif alırım. Gerçekten her şeyinle gerek bozulmasıyla gerek benzini bitsin. Osu olsun busu olsun çok keyif alırım bu arabaları. Peki. Klasik araba sahibi olmak isteyenlere, böyle bir heves olanlara ne önerirsiniz? Nasıl sahip olmalı sizce? Bir külfeti var mı yani bu işin?
sabır ister. Gerçekten yani demeyeceksiniz yeni araba gibi bakmayacak. Kimse bakmayacak bu arabalara. Çünkü yani ben mesela kendi arabamı sadece hafta sonu değil benim ilk ve tek arabamdır. Okula da giderim, işime de giderim. Sürekli kullanırım. Sabah gözümü açarım, binerim ve de akşam gelirim eve. Yani yolda da kalırım. Ama hiçbir zaman da pişman değilim aldığım için. Çünkü bambaşka bir keyiftir. Yani bir Mercedes, bir BMW yeni model arabalara kıyaslamayacaklar. Aksi takdirde mutlu olamazlar. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. You ain't nothing but a hound dog crying all the time. You ain't nothing but a hound dog crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high class. Başarılı bir organizasyonla gerçekleştirilen 6. Klasik Otomobil Sergisi'ne İzmir Klasik Otomobil Derneği üyeleri de klasik otomobilleriyle katıldı. Kısacası o gün klasik günüydü. Hem ziyaretçiler hem klasik severler farklı ve özel bir günde bir araya gelerek hasret giderdiler.